Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Variant 7 Örümceğimsi Aksiyon Tamamlama Rehberi yapacağız arkadaşlar. Dünkü canlı yayınımı kaçıranlar için kısa bir özet geçeceğim. Dünkü canlı yayınımızda Variant 7'yi hızlıca tamamladık arkadaşlar. Biraz da keşif yapmaya çalıştım. Ama sonra sonlandırmak zorunda kaldım canlı yayına. Evet. Birinci bölümde arkadaşlar mistik veya mutant erolarımızı getireceğiz. İkinci bölümde teknoloji veya beceri. Üçüncü bölümde de bilim veya kozmik erolarımızı getireceğiz. Evet şimdi birinci bölümden başlayalım. Çaylak isimli macera. Mavi, Mavi Cyclops Boss. Evet giriyoruz. Burada 3 tane yol var. Açık ara en kolay arkadaşlar. Karadula başlayan yol. Hem kanama hem de zehir zayıflığı var. Tam Archangel için yapılmış burası arkadaşlar. Kan çekme, zırh ve zırh kırma bağışıklığı var. Yani 6 yıldızlı Archangel'ı geçtim. 4 yıldızlı Archangel'la burayı tek başına bitirirsiniz arkadaşlar. Yani yolun yol üstünde zorlayıcı hero'lar da yok. Thor Ragnarok, Heimdall, Proxima Midnight. Sonra oradan Karol Ölümcül suya sapacağız. Karo öyle devam ediyor. Sonra Kara Panter. E, kahramanların Savaşı. Onu da siper yaparken dikkat edin. Çünkü biliyorsunuz zırh karosu var. Orada e, zırhı üstünden atıp sizi sersemletebilir. E, Archangel'ınız kopyalıysa yeterince nörotoksin attıktan sonra rahatça yaparsınız tabii. O sayede temizleme yapamaz. Ondan sonra boss'a geliyoruz arkadaşlar. Mavi Cyclops hiçbir şey yok. Tüm özel saldırılar engellenemez. Enerji verme var. Kanama zehir zayıflığı, zırh kırma bağışıklığı. Arkencil'de 3-4 ar saldırıda rahatça alırsınız. Ee, eğer nörotoksin şansınız iyi giderse. Arkencil'iniz yoksa kanama, kanama zehir atan herhangi bir beceri veya... Ay beceri diyorum. E, mutant veya mistik şampiyonu getirebilirsiniz arkadaşlar. E, ee, mutant çoğu zaten kanama atıyor. Ben dünkü canlı yayında fantazi olsun diye kıyamet atlısı Wolverine'le gittim buraya arkadaşlar. r 4 bir de çok güzel gidiyor valla ama açık ara tabii ki en iyisi Archangel. İkisinin de çünkü zayıflığı var. Ondan sonra mistikten kanatan kim var bilmiyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Ama zaten bu yolda full mutantlarınızı getirin arkadaşlar. Hiç mistik hero'su getirmeyin. Burayı tamamlamak için dediğim gibi kanatan veya zehir atan mutantları getirin. Archangel en iyisi. Evet birinci macera bu şekilde. Şimdi ikinci maceraya geçelim. Onda da mistik ve mutantlar getirmek zorundayız. Bunda da boss. Örümcek adam klasik. Hemen başlayalım. Burada arkadaşlar ben direkt en aşağı indim. Şöyle karoyu göstereyim. Mistik gazap ve mutant gazabı var. İki sınıfta %125 saldırı bonusu kazanıyor. O yüzden çok avantajlı. İki sınıfı da buraya getirebilirsiniz. Diğer yollarda ikisi birden yok. Arkadaşlar sonra enerji verme ve sille var. Sille de zaten %5 yenileme var. Çok önemli değil. Buraya da direkt Archangel getirebilirsiniz arkadaşlar. Sille'yi kapatırsınız. Yolda zorlayıcı hero da yok arkadaşlar. Bir tek Enaiis'a dikkat edin. Enaiis için yani böyle eee magic getirebilirsiniz ama magic biraz zorlayabilir. Dikkatli oynayın Enaiis'a geldiğinizde. Unutmayın kötü karakter getiremezsiniz. Sadece yani getirebilirsiniz de sinerji için kullanamazsınız. Yani saldırıda %95 saldırı kaybediyorsunuz. Global karadan da hiç bahsetmedim arkadaşlar. Adalet peşinde ve ekip çalışması karosu var. Adalet peşinde de zamanla verilen hasar etkileri de hasarı pardon zamanla verilen hasar etkileri de dahil olmak üzere tüm saldırgan hasarı %95 azaltılır. Kahraman şampiyonlar bu etkiyi göz ardı eder. Ve ekip çalışmasında da oyuncunun takımındaki her kahraman şampiyon saldırgan yetenek isabetini %10 arttırır. Bu da çok güzel bir özellik. Evet sonra Wasp var. Wasp da kolay arkadaşlar. Arkencil'e rahat alırsınız. Cezalandırıcı 2099 ve Örümcek Adam. Arkadaşlar rahatça halledersiniz onu da. Mutant gazabı var. Arkencil getirebilirsiniz. Saldırının gücü var. Güçlendirilmiş özel saldırı 1 var. Hiç korkmayın bundan. İlk e, A atışlarını bloklayın. Sonrasından kaçın. Ve Dinç var. Rahatça halledersiniz siperleyip Örümcek Adam'ı. Bir şey yok. E, böyle kıyametle beraber Cable sinerjisi getirebilirsiniz arkadaşlar. Cable'la. Çok rahat alırsınız. Ben dün onunla aldım. Enayilisi de biraz zorlandım. Sadece burada dikkat edin. Dikkatli dövün ailesi. Dediğim gibi magic getirebilirsiniz ama magic de zorlar biraz. Evet. Bu macerada bu şekilde arkadaşlar. Alternatif kadro önermeye çalışacağım. Eğer sorularınız varsa tabii. Şöyle bir bakayım tekrar. Oraya. Ee, kadronuza bakarken arkadaşlar mutlaka etiket et ekleyin ve buraya kahraman yazın. Mutlaka kafanız karışabilir ve yanlışlıkla getirmemeniz gereken bir hero getirebilirsiniz. Mesela Enayisa Clairvoyant da kullanabilirsiniz. Orada söylediğim gibi Scarlet Witch de kullanabilirsiniz. Sonra Dragon Man. Tabi Dragon Man pek iptal yapmıyor ama bu tarz hero'lar kullanabilirsiniz. Sasquatch da olur. Bunları getiririm derim. Evet şimdi ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümde artık teknoloji ve beceriler devreye giriyor. İlki kötü etki. Ee, üst neydi? Symbiote Spider-Man'in oldu. olduğu. Şimdi maceraya girmek için şöyle rastgele bir hero alayım. Ben yayınımda arkadaşlar en sağdan gittim. Ben en kolay yerin en sağ olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim karosunu. Fiziksel direnç ve hız aşımı var. Bu kadar. Ee, hız aşımında teknoloji hirosu getiriyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum Stark örümceğiniz varsa getirebilirsiniz. Ondan sonra Hulk Hulkbuster Hulk Bastır aslında iyi etki yapar burada. Sonra Guardian, Warlock. Bunların hepsini getirebilirsiniz. Ee, bunların hepsi kahraman. Evet. Giyotin 2099 da olur. Rahatça tekno herosu getirdiğiniz sürece herhangi biri olmaksızın burayı geçersiniz. Bolver'in silah biraz dikkat edin engellenemez oluyor biliyorsunuz öfke moduna girince. Evet, Alev adamda enerji hasarı vermeyen birini kullanın. Onun dışında gerisi kolay. Sonra simbiyot örümceğe geliyoruz. Zor hayat en iyi savunma bir destekli dövüşçü ve yükselen güneş var. Değişen bağışıklık beceri gazabı. Falcon'unuz varsa arkadaşlar o kadar rahat geçersiniz ki bu örümceği. Yani hiçbirini düşünmeniz gerekmiyor. Yükselen güneşe dikkat edin. Bu Icarus'un biraz daha güçsüz versiyonu ama e, ondan farklı olarak bozmalar e, istifleniyor. Ve pasif olarak atılıyor. Ondan ağır saldırınızı mutlaka atın derim arkadaşlar. Zor hayat var. Her blok yaptığınızda e, savunma yetenek sabitiniz düşüyor ve en iyi savunması var. Yani kaçış yapma yetenekleri daha kuvvetli ama özel saldırı atmadan kaçışını aktifleştirmiyor biliyorsunuz. Dediğim gibi bunun en iyi ee, çözümü Falcon arkadaşlar, Nik Fury getirebilirsiniz. Ondan sonra kaçış kapatan başka hero'lar da getirebilirsiniz. Rahatça alırsınız. Yani koruyucuyla falan bile alırsınız. Siz bunu blokta tutup rahatça dö dövebilirsiniz yani. Ee, blok yaptıktan sonra üstünüze savunma yeteneği sabiti azaltan yönlü şaşırt pasif zayıflatıcısını aldıktan sonra onun kalkmasını bekleyip rahatça ee, dövebilirsiniz. Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. İk Pardon, ikinci maceraya geçiyoruz ikinci bölümde. Burada da örümcek güven boss. Şöyle e, kadromu arttırayım da seçenek fazla görünsün. Unutmayın bakın ghost kullanamazsınız o kötü karakter. Şöyle Nick Fury ve Warlock da alalım. Göstermek amaçlı. Evet burada daha keşfe başlamadım arkadaşlar. Burada tek yol gittim. Gittiğim yol en sağ yolu arkadaşlar. Şöyle Angela'ya gittim. Alevlenme karosu var. Kusursuz fizik, fizik var. Ağır hücum ve sersemletme zayıflığı var. Adeta bütün takviyeler verilmiş bize arkadaşlar. Alevlenmeden %300 saldırı, ağır saldırıdan %500 saldırı ve sersemletme zayıflığından da %200 saldırı toplam 1000. Arkadaşlar %1000 saldırı kazanıyoruz biz burada. Ve kusursuz fizik, becerileri getiriyoruz direkt. Eğer Falcon'unuz ve Nick Fury'niz varsa siz buradaki hiroya siper atıyorsunuz arkadaşlar. Ağır saldırı atıyorsunuz. 3-4 ağır saldırıda ölüyor zaten. Rakip siz canınızı çok kaybetmiyorsunuz. Böyle Hitmonkey, Elsa hepsini getirebilirsiniz. Gece Maymunu. Hepsi uygundur yani. Beceri herhangi bir şey o. Şimdi e, Ölümsüz ölümsüz abomination için elinizde falcon varsa güzel olur arkadaşlar. Çünkü onu hedefe kilitlediğiniz zaman üstünüze zehir almıyorsunuz biliyorsunuz. Ben dünkü canlıyım 3 ağır saldırı mı ne indirdim ölümsüz abomination'ı. Rahatça halledersiniz. Aynı şekilde morda içinde falconunuz varsa çok rahat e, onu hedefe kilitleyip saldırabilirsiniz. Kaçış yapamaz çünkü. Gece maymun da olur. Ona yavaşlatma atarsanız kaçmaz. Çok rahat halledersiniz. Gerisi kolay. Elektro için arkadaşlar eğer Falcon'unuz yoksa biraz canınız yanar. Nick de lazım. 2 e, canı var çünkü Nick Fury'nin. Bayağı geri alacaksınız çünkü ona verdiğiniz hasarı. Ama Falcon'unuz varsa gene 2-3 vuruşta ağır saldırıda halledeceksiniz. Gelelim boss'a. Örümcek güven arkadaşlar. Karşı saldırı güçlendirmiş özellikle agresif balon kalkan yığın taşıması, taşması falan var. E, eğer Falcon'unuz, Gece Maymun'unuz, Nick Fury'niz varsa onu da çok rahat alırsınız arkadaşlar. Kaçış kapatan beceri hero'larını getirmenizi öneririm. Evet. Burası da bu şekilde. Alternatif kadro önermemi isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Ama zaten aşağı yukarı bellidir hangi hero'ları getireceğimiz oralar. Benim ee, şampiyon setimde de görüyorsunuzdur o hero'ları. Evet. İkinci bölüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üçüncü bölüme gelelim. Burada bilim veya kozmikler devreye giriyor. Venom ve Miles Morales boss burada. İlk önce Venom'dan başlayalım. Şimdi takımı komple çıkartıyoruz. Ben burada genelde kozmik alet sürücümü kullandım zaten. Etiket ekliyoruz. Kahraman yazıyoruz. Mutlaka böyle yazın arkadaşlar. Yanlışlıkla farkına varmadan bir hero getirirseniz çok geç olur ve e, macerayı sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Şöyle kozmik alet sürücü. Zaten quack var burada arkadaşlar. Quack kullanmayı biliyorsanız her yolu aldınız demektir. Bu şekilde bir takım yaptım. Şimdi şöyle başlayalım. Corvus maalesef ne kahraman ne de kötü karakter. Corvus etkili değil burada arkadaşlar. Evet ben sağdan gittim arkadaşlar. En kolay yolun orası olduğunu düşünüyorum. Demir adamla başlıyor. Kozmik gazap var. Burada kozmik herolarımızı getiriyoruz. Enerji verme bir. Güçlendirmiş özellik iki. Tercihen özellik Evet engellenemez özel saldırı ikisi ve %100 güç kazanım var arkadaşlar. Çok bir şey değil. Ee, bir de illa kozmik getirmenize gerek yok. Bilim de getirebilirsiniz. Sadece kozmiklerin ekstra saldırısı var. Böyle kozmik alet sürücü veya Hyperion'ınız varsa arkadaşlar zaten Hyperion'ınız olma ihtimali yüksektir. Çok rahat geçersiniz burayı. Hem ekstra saldırınız var hem de rakibin özel saldırı ikisine dikkat ettiğiniz sürece hiç sıkıntı yok. Hero'lar da kolay. Evet Warlock'ta biraz dikkat edin. Hulkbuster'da şok yiyeceksiniz üstünüze ona da dikkat edin. Onun özel saldırı biri de engellenemez. Dikkatli oynayın. Groot'un özel saldırı ikisi zaten engellenemez. Ee, kaçışı ayarladığınız sürece bir sıkıntı yok. Gelelim Venom'a arkadaşlar. Venom için bilim bilim herosu getirmenizi öneririm. Çünkü bilim gazabı var onda. %125 saldırı kazanıyor. Zorbek'e danışmıştım. Alev adamla çok rahat olduğunu söylemişti. Alev adamınız varsa çok rahat teklersiniz. Ben dünkü canlı Kaptan Amerika ile almıştım. O da olur. Quake varsa o da olur arkadaşlar. Ağır saldırı yöntemini kullanarak onu da alabilirsiniz. Onun dışında anemnezi var, güçlendirmiş özel saldırı 2 var, enerji verme 1 var, kritik direnç var. Kaçak ekspresi var. Gelişen kitle var. Hmm. Özel saldırı ikisinden kaçmasını biliyorsanız arkadaşlar çok rahat döversiniz Venom'u. Böyle tam havaya sıçrarken iki kere geriye çekiyorsunuz, kaçıyorsunuz. Ya da sürekli özel saldırı birini de attırabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi böyle Hyperion'ın L1'iyle oynayabilirsiniz. Unutmayın %90 kritik direnci var. Yani genelde hasar veren zayıflatıcılarla indirin onu derim. Quake olur. O da fiziksel patlama hasarı veriyor biliyorsunuz. Alev adamın dövüşçü setiniyle beraber veya açmadan da olur yakarak onu indirebilirsiniz. Çok e, biraz uğraştırıyor ama işi çözdüm arkadaşlar. Rahatça dövüyorsunuz. Benim dünkü canlı yayınımı da izleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna koydum. Evet. Şimdi gelelim son maceraya. Tamamlama için. bunu keşfi de olacak. Unutmayın. Önce benim bir keşfetmem gerekiyor. Son sınav. Miles Morales'ın boss olduğu yer. Canlı yayında benim komik bir şey olmuştu arkadaşlar. E, Miles için nerede o? Vision Arcus getirmiştim. Ama e, tam ee, neydi ani su atacakken bir kaçış yapıyor. Bir komboda indiriyor beni. Şu quake çıkartıp alayım. Quake zaten her türlü getirebilirsiniz arkadaşlar. Her yolu quakelersiniz. Kullanmasını biliyorsanız. Evet, en soldan gittim arkadaşlar. En kolay yol en sol yol. Büyük güç ve büyük sorumluluk var arkadaşlar. Bunlar e, kötü özellik değil. Hücum karosu var. Yani rakibi e, her vuruşumuzda zırhını kırıyoruz. Rahatça indirebiliriz ve karşılık verme var. Ona dikkat edin. Özel saldırı attığınızda çok fazla yani güç kazanıyor rakip. Onu düşünerek oynayın. Büyük sorumluluk ne? Bir örümcek evren şampiyonu ıska kaçış ya da el becesiyle muhafızın özel saldırından kaçındığı her darbe kendisine bir adet süresiz pasif sorumluluk kazandırır diyor. Büyük güçte de örümcek evren şampiyonları 100 adet sorumluluğa ulaştıktan sonra bunları 10 saniye süren bir adet büyük güç takviyesine dönüştürerek saldırıların zırh ve dirençleri göz ardı etmelerini ve engellenemez olmalarını sağlarlar. Büyük gücü sahipken sorumluluk kazanamazsın diyor. Adeta Stark örümceğin süper yeteneği gibi ama, da, ama farklı bu tabii ki öyle değil. Evet ama burada e, ee, örümcek hirosu getiremiyoruz. Bir tek sanırsam kozmik örümcek adam var arkadaşlar. Yani simbiyot örümcek adam için yapılmış herhalde bunlar. Benim Ben öyle anladım yani. Başka kozmik örümcek adam yok benim bildiğim kadarıyla. Ya evet, da aklıma gelmiyordur. Evet. Hirolar kolay arkadaşlar. Vulture, Yeşil Goblin, Rhino, Mysterio, Doktor Octopus, Carnage. Kolay bunlar. Herhangi bir hero ile alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu anda mevcut olan kadromdan herhangi birini kullanabilirsiniz. Hyperion'ınız varsa çok iyi arkadaşlar. Gelelim Bosa. Ben boss'u Hyperion'la aldım arkadaşlar. Şöyle karolarını göstereyim. Güçlendirilmiş özel bir, uzman bir, zor hayat, akı dağılımı, karşılık verme ve kozmik gazap var. Kozmik hero kullanmanızı öneririm tabii ki bu güçlenmeden, güçlendirmeden faydanın. Akı dağılımı olduğu için arada ağır saldırı atmanız gerekecek arkadaşlar. Gümüş sörfçü kullanabilirsiniz bu akı dağılımı için. Biliyorsunuz size vuramıyor. Onu atarken ben gümüş sörfçü getirmemiştim e, ee, Arcus getirmiştim onun yerine. Ama kullanamamıştım işte. Kaçış yapmasını Vigina Arcus'ları açı engelleyebilirsiniz. Sonra Hyperion arkadaşlar. Başta böyle sürekli bloğuna vurarak oynayın Hyperion kullanacaksınız. Ben canlı yayında bunu getirdim. Bütün kaçış yüklerini bitirin Miles Morales'ın ve özel saldırı atmadan oynayın. Çünkü siz ne zaman özel saldırı atarsanız o 2 yük alıyor üstüne. Eğer 5'ini de kullandırtırsanız onun kaçış yüklerinin bir daha hiç kaçamıyor. Ve siz onu rahatça siperleterek ağır saldırınızı atabilirsiniz. Böyle Hyperion taktiğiyle çok rahat indirirsiniz. Canlı yayınımda izleyebilirsiniz taktiği nasıl yaptığımı görmek için arkadaşlar. Ama en iyisi yani Vision Arcus veya hmm, Gümüş Sörfçü olur gibi geliyor bana arkadaşlar. Tabi sizin de öneriniz varsa bekliyorum. Bu macerada da en kolay yol burası arkadaşlar. Evet. Varyant 7 tamamlama rehberi bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Alternatif bir takım önermemi isterseniz yani bende şu var. Şurası için uygun mudur derseniz yardımcı olmaya çalışırım. Ama tabii tamamlama açısından sorun arkadaşlar. Daha keşifleme için e, tam nasıl oluyor daha bir kesin bir şey çıkarmadım yani. Onu da zamanla işte ben keşiflediğimde sizlerle paylaşacağım zaten. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.